Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosundan merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte yeni gelecek olan sezon 16'yı inceliyoruz efendim ve bir de redeem kodumuz var. Videoyu kaçırmadan izleyenler o redeem kodu görecektir. Onun içinde de yine bir tane popülerlik kodumuz var efendim. Şimdi hızlı bir şekilde videomuza geçelim. Şimdi dostlar videomuza geçmeden önce aşağıdan bir adet like bırakırsanız çok güzel olur. Kanalıma abone olup bildirimleri açarak da daha fazla bu tür videolardan faydalanabilirsiniz. Biliyorsunuz ki sizlere 3 gündür redeem kod paylaşıyorum. Bugün 3. gün. Bugün sizlere bütün kodları toplayacağım. Ekstra yanında bir tane de var. Her gün bir tane vermiştim. Sonra bir tane kod kaldı. Onu da bugün vereceğim. Hiçbiri daha kullanılamadı neredeyse diyebilirim. Hepsinin 10.000'lik sınırı vardı. Öncekiler bitti mi bilmiyorum ama hani genelde bir kişi öğrenince 20-30 hesaptan aldığı için hani bittiyse de normaldir efendim. Ben şöyle sizlere arayla vakit geçtikçe aşağıdan kodları çıkartacağım. İlk iki tane çıkan eski videoda paylaştıklarım. Üçüncü çıkan ise yeni olarak paylaştığım. Yani şöyle düşünün, eskileri belki izlememiştir. Hani bunu izleyip yeni kod alacaklar vardır. O yüzden böyle bir şey yapacağım. Bu kısmı atlamak isteyen varsa da atlayabilir efendim. Redeem kodu kullanmak isteyenler Google'a PUBG Mobile Redeem Code yazıyorsunuz ve web sitesine gidiyorsunuz. Orada en üst kısma, sonra alt kısma kodu yazıyorsunuz ve en alt kısma da güvenlik kodunu yazdıktan sonra siz o ödülü alabiliyorsunuz ve her kodda birer tane nazar boncuğu var. Hani ben ilk videomda 2 nazar boncuğu almıştım ve yanlışlıkla 2 tane farklı kodu kullanıp 2 tane nazar boncuğu aldığım için öyle bir şeyler olmuş. Ben o yüzden 3.'yi alamayacağım ama siz alabileceksiniz efendim. 3 kod, 3 nazar boncuğu 20 hesaptan alsanız 60 tane kendinize nazar boncuğu atabilirsiniz efendim. Atabilirsiniz. Şimdi sezon 16'ya geçelim o zaman. Şimdi efendim ilk önce sizlere sezon 16'da verilecek olan seti göstermek istiyorum. Biliyorsunuz ki oyun altın ligine çıkan 5 baş atan herkese böyle bir tanecik set veriyor. Bu seti alabiliyorsunuz efendim. Bence bana kalırsa şu ana kadar en iyi yaptıkları setlerden biri bu. Bir ara güzel bir kırmızı yapmışlardı. Şimdi bunu yapmışlar. Bence bu set bayağı havalı duruyor. Siz de kabul edin efendim. Bence bu kullanılabilecek bir set. O yüzden sizlere de sezon 6'da bunu almanızı öneriyorum. Böyle bir tane yüz maskesi var. Hani zaten biliyorsunuz altın sette birini veriyor. İşte gümüş yok. Altında birini veriyor. Altında birini veriyor. Platinde birini veriyor. Elmasta birini veriyor. Taşta bir şey veriyor. Ve asla paraşüt veriyor. Zaten Fatih çıkanlara da çerçeve veriyorlar efendim. Bu maske ise platin ligine çıkanlara verecekler. Oradaki seti ise altın ligine çıkanlara verecekler ve elmasa çıkanlara ise yine bir Thompson deseni. Biliyorsunuz ki sezon 15'te Royal Pass alan herkese Thompson deseni vermişler. Sezon 15'te mi o? Yani herhalde 15'te aldık biz Thompson deseni. Aldığım deseni unuttum. Her neyse sezon 16'da da elmas ligine çıkıp 5 maç atan herkese bir tanecik Thompson deseni verecekler. Yanlış hatırlamıyorsam sezon 5 ya da 6'da böyle bir şey yapmışlardı. Hani yine bir Thompson deseni vermişlerdi. Bayağı olmuştu o zamanlar. O siyah mavi bir şeydi yanlış hatırlamıyorsam. Onun sezon 16'da bu halini veriyorlar. Bence hani hiç Thompson deseni olmayanların kullanabileceği bir desen diye düşünüyorum. Çünkü hani Thompson'da zaten uzatma takıyorum. Bir de lazer takma getirdiler. Efsane oldu. Güncelleme ile birlikte zaten oyuna tava fırlatma da gelecek. Hala onun videosunu çekeceğim ama ne zaman çekeceğim bilmiyorum. Yani en kısa sürede onu da çekerim büyük ihtimalle ama hangi gün paylaşırım bilmiyorum. Belki de çektim şu anda. Hani hiç bilmiyorum. Peki biz elmasla Thompson'ı aldık. Peki daha sonra ne veriliyor? Paraşüt. Evet. Sezon 16'da As Ligi'ne çıkanlara verilecek bir paraşüt. Bence güzel bir paraşüt. Hani bayağı bir sarı kullanmışlar ve güzel durduğunu söyleyebilirim. Bence bu paraşüt kullanılır abi. Ama ben paraşütten bıktım. 30 tane hesapta paraşüt olduğu için artık yeter. Özellikle Scar deseninden, AKM deseninden artık bıktım usandım. Bana bir M4 deseni ver oyun. Şöyle güzelinden bir şey getir. Ama vermiyor. Yani şu anda görmüş olduğunuz gibi bu sizlere verilecek olan az paraşütü. Kodları da inşallah kullanmışsınızdır. Ya zaten sezon 16 çerçevesinde arası çok biliyorsunuz. S1, S2, S3, S4 diye yazıyorlar, geçiyorlar. Yazıyorlar, geçiyorlar. Ama hani artık çerçevede şöyle değişik şekilli mekilli bir şey mi verseler? Mesela hani animasyonlu bir çerçeve yapsalar güzel olabilir diye düşünüyorum. Hani mesela örnek veriyorum işte. Lighting mi dersiniz, elektrik mi dersiniz, hani şöyle giden desenler oluyor mesela. Hani çerçeveye şöyle bir dışına bir yanma efekti falan ekleseler, hani artık
bir şu çerçevelerde bir yükselseler güzel olur diye düşünüyorum. Ben sizi de düşüncelerinizi yorumlara bekliyorum. Ben zaten bu sezonda Fatih oldum. Sezon 12'de de oldum. İki tane bende çerçeve var. Yani bir daha da olur mu bilmiyorum açıkçası. Hilelere karşı pek rank gas ve artık eriniyorum da. Çünkü bir kere ölüyorsun, -50 yiyorsun, win alıyorsun, 5-6 kill'in oluyor, 10 puan veriyor insana ve bu acayip sinir bozucu bir şey. Yani öyle bir şeyler. Ve oyuna bir tanecik gurba etkinliği gelecek. Gurba etkinliği. Gurba neye gelecek bilmiyorum. Bu gurba etkinliği Royal Pass'la bence alakasız diye düşünüyorum. Hani alakalı olsa çünkü diğer Royal Pass ödüllerini de göstermezse, ama bu bana kalırsa bir etkinlik ürünü. Tabii ki de Royal Pass'a eklenebilir mi? Eklenir ama hani gurbanın ne işi var onu bilmiyorum. Yani Royal Pass'ta gurbanın ne işi var bilmiyorum. Bana kalırsa bu bir çeşit etkinlik ödülü. Hani 60 UC veriyorsunuz, 120 UC veriyorsunuz, alıyorsunuz ya. Bana kalırsa bu onun ödülü. Ve bu sette en çok kimin işine yarayacağını biliyorsunuz. Evet, aklında o, biliyorum. TikToker'lar. Yani gurbayla kim bilir nasıl bir video çekecekler, ama bir tane de uygun bir şarkı bulur onlar. Ve bir tanecik de böyle bir setimiz var. Ve büyük ihtimal bu Royal Pass'a geldik. Ya da 60-120 UC etkinliğine gelebilir. Hani tam nereye hepsinin geleceği belli değil, biliyorsunuz ki. Onlar son sezonun bir hafta işte bitmesine gala hepsi belli oluyor. Şu anlık sadece nelerin geleceğini görebiliyorsunuz, ama nereye ne geleceğini göremiyorsunuz. Ama o dediğim şeyler, baştakiler doğru, fakat bunlar bir tık neye geleceği belli olmayan. Sizin de düşüncelerinizi bekliyorum. Hani bu şuraya gelebilir dediğiniz şeyler varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz efendim. Ama hani bu karton set, yarısı Transformers'a benzeyen set nereye gelecek bir gram bilmiyorum. Bant falan da koymuşlar üstüne. Sarı golü bandımız falan var. Şekilli bir şey yapmışlar. Böyle bir tanecik sprey fotoğrafımız var. Bu sprey fotoğrafı ne olacak, ne bitecek hiç bilmiyorum. Hani belki spreyin içine dokunduğumuzda bir tane bize premium verebilir. Hani oyuna da bu türlü etkinlikler geldiği için artık oyun iyice bizim kafayı döndürdü. Nereye ne getirdiğini biz de bilmiyoruz. Ama hani güzel olur bunu da premium verirse. Genelde öyle yapıyor. Ve oyuna mini 14 çarkı gelecek efendim. Evet, Lucky Spin olarak yükseltilebilir. Mini 14 deseni gelecek ve buz mini bu. Eskiden bunun bir değişik versiyonunu getirmişlerdi, çok iyi hatırlıyorum ben. Şimdi bir de bunun yükseltilebilir halini getirecekler. Keşke artık bana Royal Pass'ta bir mini deseni verseniz. Hesapta 70-80'den fazla silah deseni var. Her silahın 4-5 tane deseni var. Bir tanecik mini desenim yok abi. Mutantı içine katmayın. Mutantı sevmiyorum ben. Olmasa da olur o. Ve yakından görünüşü ise aynen bu şekilde. Zaten biliyorsunuz ki sezon 16 ile birlikte ben videosunu çekmedim, ama hani bir tane good tub modu vardı. Kaykayla falan kayıyordunuz. Adaya gidip M24 K98 8X falan buluyordunuz. Onların hepsi bu sezon tekrar gelecek üstüne. Ve çok güzel bir şey olan bir şey söyleyeceğim sizlere. Biliyorsunuz ki benim bir çam ağaçlar bugüm vardı. Bir yıl önce paylaşmıştım. O zamana göre hani benim kanalda 3500 izlenme oho demek falan filandı. Bir tane ağaçtan 15 fişek topluyorduk. 10-15 fişek. Hatta biz bunu Ahmet abiyle videosu çekmiştik. Taş kafayla onun kanalına da çekmiştik. Onda da bir 15.000-20.000 izlendiydi. Hani ağaca oturuyorsun abi, fişeği sömürüyorsun bildiğin. Hani basıyorsun ağacı patlatıyorsun, fişek veriyor. Basıyorsun patlatıyorsun, fişek veriyor falan filan. Öyle böyle atma dedik yani. Baya güzel bir bug'du. Eğer çalışırsa yine o bug'u da paylaşırım efendim. Ama büyük ihtimal kapattılar da en son. Ama çalışırsa paylaşırım. Ve öldürme mesajında ise böyle bir tanecik mini 14 buz şey var. Yani adam öldürdüğünüzde böyle çıkıyor. Bence güzel, değişik olmuş. Hani hepsi işte siyah 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 gidiyordu. Bunda mavi yapmışlar ve bence bu da gayet güzel olmuş diyebilirim. Hani artık yeni bir rengi geçmemiz gerekiyordu. Etkinlikte aynen bu şekilde gözükecek işte. Yani mini 14 deseni, buzlar onun üstünde kırılmış bir desen. Evet. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere diyorum. Ve kaçıyorum. Bir de ben popülerlik isteyeyim. Item sol yukarıda yazıyor. Popülerlik atarsanız çok güzel olur. 1 milyona doğru ben de gidiyorum. Son 170 bin falan kaldı. Desteklerinizi bekliyorum efendim. O yüzden görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Diğer PUBG Mobile videolarında görüşmek üzere diyorum. Ve kaçıyorum. Bay bay. Ben bu son kısmı niye böyle çok uzatıyorum bilmiyorum, ama görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay.